Canlarım, hepinize selamlar. Ben geldim. Saat 1'e geliyor. Bugün geç geldim. Neden geç geldim? Sabahtan beri mutfak temizliyorum. Çekmedim artık mutfak temizliğini. Sürekli izliyorsunuz zaten. Sıkmak istemiyorum. Aspiratörü kadar temizledim. Dolap kapaklarına kadar sildim. Sabahtan görümcemler vardı. İstanbul'a gittiler. Terminal bize çok yakın. Buradan doğru gideriz diye. Akşam kalmaya geldiler. Onlar vardı. Kahvaltı falan yaptılar. 10.30 arabasıyla İstanbul'a gittiler. Onlar gittikten sonra işte çocukları falan da kahvaltı yaptırdım. Mutfağı temizledim. Şimdi çorbamı ocağa koydum. Dedim bir selam vereyim. Öyle evleri toparladım. Lavaboları akıttım. Saati bir yaptık. Durun uykusu geldi. Ağlıyor. Sesini duyuyorsunuz içeride. Hemen çorba pişsin. Ona çorbasını yedireyim. Öğlen uykusuna yatıracağım. Dünkü yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Saçlarımı çok beğenmişsiniz. Beğenmenize çok sevindim. Ben de rahat ettim. Benim de hoşuma gitti. Hiç bu kadar kısa kullandım mı hatırlamıyorum. Genelde kestiririm ama şöyle hep omuzlarda kestiriyordum. Herhalde bu kadar kısa uzun zamandır kestirmedi. Beğenmenize çok sevindim canlarım. Eksik olmayın. Benim hala hastalığımın izleri devam ediyor. Yani hala öksürük, tıksırık. Hala daha atlatmış değilim yani. Her neyse. Yoğurt çorbası koydum ocağa. Pirinçlerim kaynamak üzere. Sosunu hazırlıyorum şimdi. Yoğurda yumurta sarısı katıyorum. Ben un katmıyorum. Un kokusunu sevmiyorum. Kavurmayı da sevmiyorum içine. O yüzden sadece yumurta sarısını yoğurda ekliyorum. Pirinçlerim kaynadıktan sonra üstüne de en son tereyağı yakıyorum. Kusura bakmayın. Neyse biraz... Gel anneciğim, gel. Bak mama pişiyor. Bir taşım daha kaynasın. Çorbamız tamamdır. Duru Hanım beklemede. Çok acıkmış. Veriyorum, veriyorum. Tamam, ağlama. Al anneciğim. Al, al bakalım. O kadar mı acıktın sen? Yaramaz kedi. O kadar mı acıktın? Tamam, veriyorum anneciğim. Kendine bakıyorsun değil mi orada? Kim varmış orada? Orada Duru mu varmış? Bay bay ya. Bay bay ya. Hadi bay bay ya. Aferin. Ablası da yiyor. Azra'ya da koydum bir tabak. O da içeride yiyor. Yemek ne yapacağız? Kız gene yemek yok. Vallahi gene yemek yok canlarım. Sebzelerim her şeyim var ama hangisini yapacağım? Birini biri yemiyor, birini biri yemiyor. Karnabahar pişirsem kayınpeder yemiyor. Rıza ile ben yiyoruz bir tek. Taze fasulye yapsam daha yeni yedik. Ben de şaşırdım. Ne suyunu mu istiyorsun? Rıza suyunu versene. Al aşkım. Al baba getirsin suyunu. Baba getirsin suyunu. Gel. Aferin, bitirdi bak, bitirdi, bitirdi, bitirdi. Bitirdi, bitirdi. Hadi iç suyunu. İstemiyor musun? İç iç. Daha düşüyor, daha düşüyor. Ver bana. Aferin.
Duru Hanım'ı uyuttum. Yine geldim mutfağa. Barbunya yemeğe koyacağım. Dün aldığım barbunyayı buzluğa atmamıştım. Taze barbunyayı. Onu pişireceğim bugün. Yanına da pirinç pilavı yapacağım tabii ki. Bugünün menüsü onlar olsun. Herkesin yediği bir şey en azından. Yani kimse seçmek zorunda kalmaz. Barbunyamı yıkadım güzel tekrardan. Şimdi onu ocağa atayım. Siz de ne yapacağız biliyor musunuz? Tırtıl kurabiye yapacağız. Hem de limon kokulu mis gibi. Uzun zamandır yapmadım. Belki 1-2 sene olmuştur yani. Hiç tırtıl kurabiye yapmak aklıma gelmedi. Şöyle bunun bir senesi zaten diyetteydim. Her şeye ara vermiştim. Ondan önce de hamileydim. Hamileyken başka başka tatlılar yedim. Yani böyle sütlü tatlı çok yedim hamileyken ben. Ne yapacağız? Tırtıl kurabiye. Diyet mevzusuna gelince ben çok sıkı yapmıyorum. Zaten bunu daha önce de söyledim. Belli başlı şeylere dikkat ederek hani az vadede kilo vermeye ya da olanı korumaya çalışıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Çok 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 aman aman kendimi sıkıyorum diye bir şey yok. Dün mesela bisküvi yediğimi görmüş arkadaş. Elifçim diyete değil misin yazmış. İki tane bisküvi yedim dün çayla. Yani ben böyle şeyler yapıyorum zaten. Eskiden olsa yapmıyordum, o diyet döneminde asla yapmıyordum. Kaçamak, sıfır kaçamak yani. Sporu hiç ihmal etmiyordum. Ama şimdi en azından erteleyebiliyorum ya da bazı şeylere kendime izin verebiliyorum. Bu da güzel bir şey yani. Kilomdan memnunum aslında. Çok da sıkıntım yok. Aman aman böyle hani kendimi parçalayacağım bir durum yok. Siz de diyorsunuz zaten ihtiyacın yok diye. Neyse lafı çok uzattım. Yemeği ocağa koyayım. O pişerken beraber tırtıl kurabiye yapalım. Bir tane domates rendeledim. Pardon, bir tane soğan rendeledim. İki tane domates rendeledim. Çok az da salça koydum arkadaşlar. Kavuruyorum güzel. Barbunyayı da bu şekilde yapıyorum. Çoğunuz bilirsiniz diye paylaşmadım ama yine de söyleyeyim dedim. Bilmeyenler olabiliyor. Yağmur geldi biliyor musunuz? Ben size dün ne dedim? Camlarımı siliyorum ya dedim. Kesin yağmur gelir dedim. Yağmur yağıyor şimdi. Barbunyaları ekleyelim. Barbunyalarla tuzunu da koydum. Suyunu ekleyip kaynadıktan sonra kısıp da pişireceğim. Ya biz bunu çok seviyoruz. Vallahi kışın en çok yediğimiz şey. O yüzden dolaba bol bol atıyoruz ama o bile yetmiyor yani. Attıklarımız bile yetmiyor. Az daha koyacağım. Evet, yemeği ocağa attık. Şimdi kurabiye için malzemelerimi çıkardım. Hemen paylaşayım arkadaşlar. Şöyle 125 gram kadar tereyağını 3-4 dakika tavada döndürdüm arkadaşlar. Bana çünkü biraz sıvı olarak lazım şekerle yedirmem için. Yakmadan 3-4 dakika, hatta o kadar bile değil. Tereyağını kendi halinde şöyle bir eritin canlarım. Şöyle döktük. Şimdi bu tamam. Burada ne var? 4 yemek kaşığı normal toz şeker var. Pudra şekeri değil bakın. Normal şeker. Bunu koyuyorum. Biraz çırpıcıyla ikisini yedireceğim. Burada da 1 çay bardağı zeytinyağım var. Bunu da ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Bunu da güzel çırpacağım. Paket vanilyamı da ekleyeceğim. Alman vanilyası. Kuzenim Özlem'in hediyesi bu sene. En çok sevdiklerimden. Alman markalarını seviyorum. Vanilyamı da ekleyeyim. Kabartma tozunu unu koyduktan sonra ekleyeceğiz. Şimdi burada ne var? Bir tane limonu rendeledim canlarım. İçine ekleyeceğim. Acayip tat veriyor, güzel aroma veriyor.
Bu kurabiyeye bayılacaksınız. Bak demedi demedi. Güzel çırpıyorum. Şimdi artık ununu ekleyeceğiz. Ölçülü ekleyelim, yumuşak bir kıvam olsun. Biraz çırpıcıyla yapacağım, daha sonra elimle devam edeceğim. Kabartma tozunu yarım paket koyacağız. Yarım paket kadarını koydum. Dökmesem iyiydi. Artık elimle devam edebilirim. Buradan yemek yaparken görüşürüz yine. Şimdi hamurumu yoğurdum. Şu kıvamı elde ettim arkadaşlar. Böyle bir kıvam oldu. Kulak memesinden biraz daha katı gibi. Tam kulak memesi kıvamında değil. Böyle oldu. Şimdi altın vuruşu yapacağım buna. Bir yemek kaşığı pudra şekeri ekleyeceğim. Asıl sırrı burada. Şekeri erittikten sonra pudra şekerini en son hamurun dışına ekliyorum. Bir yemek kaşığı yeterli. Tadını iyice getirecek yani. Şöyle tamamdır. Tekrar şimdi yedireceğim. Hazır. Şimdi tırtıl kurabiye için gerekli olan bu malzemeyi göstereyim arkadaşlar size. Çarşıdan 2 lira gibi bir fiyata almıştım. Bununla yapılıyor. Sıkma torbası olanlar onun ucuyla da yapabilirler, doldurup hamuru. Ben bununla yapacağım. Tepsimi güzel yağladım. Şimdi bundan biraz alıyorum. İçine yerleştiriyorum iyice. Şimdi tek elle şöyle ucuna kadar bastıracağım. Biraz daha ekliyorum. Bunu yapamadım. Bazen de olmuyor. Görüyorsunuz. Bunu niye yapamadım ya? Elim bir şey oldu. Biraz daha doldurayım şöyle iyice. Tersime mi geldi? Şöyle yapayım. Mm-hmm.
iyice bastırmak gerekiyor. Parmağınızla ittirmeniz gerekiyor. Anca şekiller kendine geldi canlarım. Ben bunları hızlı hızlı... Kurabiyelerimi tamamladım arkadaşlar. Yarım tepsi daha çıktı. O da arkada bekliyor. Fırınımı da çalıştırdım. 180 derece ısıtıyorum. Şimdi bunları fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi gayet şirin görünüyorlar. Piştikten sonra daha da şirin olacaklar. Bu arada yemeğim de pişti arkadaşlar. Şimdi altını kapattım. Tam istediğim kıvamda pişti. Şimdi buna ne yapacağım? İnce kıyılmış maydanoz ekleyeceğim. Biz çok yakıştırıyoruz. Yani taze barbunyaya maydanoz çok yakışıyor ama piştikten sonra ekleyeceksiniz. Duru Hanım da uyandı bu arada. Şimdi pilavı yapayım. Pilav da pişsin, aradan çıksın. Yemeğimiz tamam. Mis gibi kurabiye kokusu gelmeye başladı. Limon kokusu var ya. Anlatamam kokuyu size. Bir an önce pişsin. Üzerine güzel pudra şekeri. Mis. Sonra ne yaparız? Ya çay demleriz ya kahve yaparız. Bir kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Şimdi pudra şekerini serpip servis tabağına alacağım bunları. İlk yaparız artık yani. Hızlı yapayım. Bittikten sonra gösteririm. Canlarım abartmıyorum. O kadar mı güzel olur? Hele o limon aroması harika. Kız bugün yapın. İzlediğiniz zaman yorumlara yazın. Bekliyorum. Yani ben bundan yemeyeyim de ne yapayım değil mi? Enfes. Duru Hanım, tadına bakın bakalım. Deminden beri ağlıyorsun tepsinin başında. Beğendiniz mi? Beğendin mi aşkım? Ne istiyorsun? Hadi ye, hadi ye anneciğim, hadi ye. Isır, ısır. Çok güzel. Bana mı veriyorsun? Sen ye anneciğim, sen ye aşkım. Bana mı vermek istiyorsun? Bak bak, sevimlilik mi yapıyorsun? Hadi bir daha yap, bir daha yap. Ay, sen var ya çok fenasın. Hadi bir daha yap anneciğim. Bir daha yap. Şunu alalım, dur. Komik çocuk. Hadi bir daha yap bakalım. Hadi bir daha yap. Sen ye anneciğim, ben yedim, sen ye. Tamam, ısıracağım, gel ısırayım. Çok güzelmiş kızımın elinden. Sen ye annem, sen ye. Düştü. Ha, düştü diye mi ağlıyorsun? Alalım onu. Tamam, aldık aldık, bak. Buradaymış, onu ben yiyeceğim. Al tamam, sen ye hadi. İkinci tepsimi de pudra şekeriyle harmanladım. Servis tabağına ekledim. Tabii ki ne yaptım? Çay suyu koydum canlarım. Çayımı demleyeyim. Yemekten sonra balkonda bir artık çay keyfi yaparız. Ellerime sağlık. Ne yapıyorsun? Yine yaramazlık peşindesin. Anne. He annem. He annem.
annesi. He annesi. Kurabiye kalmış kız ağzında. 2-3 tane yedi yani. Tabii ki çayımı demledim. Kapağı açmadan olmaz. Seviyorsunuz bu görüntüyü. Güzel otursun. Bir çay keyfi yapalım. Duru Hanım da burada yumurta şeyiyle geziyor. Çayımı içtikten sonra üşenmeyeceğim. Çarşıya ineceğim arkadaşlar. Babam kurabiyeyi çok seviyor. Benim kendi babam. Onun iş yerine kurabiye getireceğim. Hem de markette çalışıyor benim babam. Marketin kasap reyonunda burada Zonguldak'ta büyük bir marketin kasap bölümünde çalışıyor. Yıllardır orada. Hem inmişken marketten bir iki bir şey alırım. Hem de babamı görürüm. Bayağıdır görmedim. Annem İstanbul'da olduğu için annemlere gitmiyorum bu ara. Annem bayağı kalacak İstanbul'da. Anneannem kalp ameliyatı oldu. Kalp kapağı değişti. O toparlanana kadar İstanbul'da kalacak. O yüzden annemlere de gidemedim. Babamı da göremedim. Bayağı bir zaman oldu. Kurabiye çok seviyor. Aklımda kaldı şimdi. Ona şöyle bir saklama kabı kurabiye getireyim. Çay saatinde yer orada mola verdiği zaman. Ya da akşam eve götürür evde yer. Aslında buraya gel diyecektim hani. Gelmiyor. İşten çıkınca direkt yorgunum diye eve gidiyor. Yatıyor, dinleniyor. Çok da ısrar etmek istemiyorum hani. O yüzden babacığıma kurabiye getireceğim canlarım. Hem de bir çarşı havası alıp geleyim. Ama önce çay keyfi. Ben çarşıya indim kızlar. Şansıma yağmur başladı. İnşallah çok ıslanmam. Şemsiye almadım. Babamın yanına gidiyorum şimdi. Çalıştığı yere. Kurabiyesini vereceğim. Ondan sonra da biraz pazarı gezerim. Biraz da çarşıyı gezerim. Hanım yanıma gelir misin? Duru. C. Geldin mi aşkım? Önüne ne döktün yine? Ne yedin aşkım yine? Ay. Ne yapıyor? Çete geziyor. Öpücük ver bana gel. Gel öpücük ver bana aşkım. Uyku saatin geldi. Farkında mısın acaba? Duru. Çirkin. Ne yapıyorsun? Yağmur getireceksin. Yağmur getireceksin. Çocuklar böyle yapınca yağmur getirecek derler büyüklerimiz. Dedesi. Koş dedeye koş. Koş dedeye. Bugün de akşam ettik arkadaşlar. Ben çarşıdan geleli bayağı bir zaman oldu. Arkadaşım geldi kızlarıyla. Beraber balkonda kahve içtik, sohbet ettik. Bayağı bir oturduk. 2 saatten fazla. O gittikten sonra yemek falan yedik. Mutfağımı toparladım. Şimdi saat 9'a geliyor. Duru'yu uyutacağım ben. Mamasını yapacağım sütünü. Bebe bisküvili süt yapıyorum ona. Yatmadan önce şöyle bir biberon. O onu bayağı bir sabah 5'e kadar falan idare ediyor. Bir daha o saatte veriyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.